Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ardahan mitinginde konuşarak sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacaklarını söyledi. Son 30 yıldır Türk, Kürt diyerek milletimiz kavgaya sürüklendi diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir dedi. Belediyelerin iç makinalarıyla bunlar çukurlar kazmadılar. Binaları birbirine tünellerle bağlamadılar. Değerli kardeşlerim, gelen parayı nereye gönderdiler? Kandil'e gönderdiler. Kandil'e. Ve utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Daha iyi günler olacak. Zira batıda ne varsa doğuda da olsun. Diğer bölgelerdeki vatandaşım hangi imkanlara sahipse Ardahan'daki kardeşim de aynı imkanlara, aynı hayat standartlarına sahip olsun diye çalıştık. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize son 17 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 290 katrilyon liralık yatırım yaptık. Terör belirsizlikleri sever. Darbeciler güçsüz hükümetleri sever. Milletin ekmeğine, aşına musallat olanlar zayıf iktidarları sever. Türkiye'ye husumet besleyenler kolayca yönlendirilebilecekleri öyle siyasetçileri sever. 7 Haziran sonrasında yaşadıklarımız en ufak bir zafiyette Türkiye'nin nelerle karşı karşıya kalabileceğini hepimize göstermiştir. Birliğimize, beraberliğimize hep birlikte sahip çıkacak. İnşallah bir daha ülkemizi böyle bir belirsizliğin içine sokmayacağız. Şanlıurfa'da ailelerinden habersiz gezmek için gittikleri sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Onu kurtarmak için suya atlayan 15 yaşındaki arkadaşı ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre 9. sınıfa giden 16 yaşındaki Ali Şahin ve Memduhe okula gitmeyerek arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalının kenarına gitti. Ellerini yıkamak için kanalın eğimli beton kısmından aşağı indiği iddia edilen Ali Şahin dengesini kaybederek kanala düştü. Ali Şahin'in kanala düştüğünü gören arkadaşı 15 yaşındaki Memduhe de suya atlayarak arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ali Şahin ve Memduhe bir süre sonra gözden kaybolunca diğer arkadaşları sağlık ekipleriyle polise haber verdi. Kısa süre içinde bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte sualtı polisleri de gönderildi. Olay yerine giden sualtı polisleri kanala girerek her iki çocuğu da çıkarttı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Şahin hayatını kaybederken durumu ağır olan Memduhe ise yoğun bakıma alındı. Olay yerine giden Memduhe'nin babası sinir krizleri geçirerek oğlunun kanala birlikte gittiği okul arkadaşlarının üzerine yürüyüp "Nerede oğlum?" diye bağırdı. 9. sınıfta okudukları öğrenilen Ali Şahin ve Memduhe'nin ailelerinin haberi olmadan birkaç arkadaşıyla birlikte bugün okula gitmedikleri ve zaman geçirmek için kanalın kenarına gittikleri öğrenildi. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü olarak atanan doçent doktor Emre Erkuş, görevi operatör doktor Himmet Durgut'tan devraldı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde İl Sağlık Müdürü doçent doktor Musluhittin Emre Erkuş, operatör doktor Himmet Durgut'a vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Yaklaşık 15 aydır ifa ettiğim İl Sağlık Müdürlüğü görevini çok değerli, çok kıymetli Emre hocamıza devrediyorum. Cenab-ı Hak yardımcısı olsun inşallah. Bundan sonraki sağlık müdürlüğü görevinde kendisine başarılar diliyorum. Erkuş'a Durgut'a hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini sundu. Sayın Himmet Müdürüm, Urfa'da çok güzel işler yaptı bu ana kadar.
yani Urfa'dan, Urfa dışından gelerek, Urfa'yı tanıyarak, bir Urfalı gibi çalışarak çok güzel hizmetler yaptı burada. İnşallah biz onun yapmış olduğu hizmetlerin devamını sağlayarak ve daha üzerine de ekleyerek daha güzel günlere geleceğiz. Bakanlığımızın takdir etmiş olduğu bir konuyla buraya bir görev değişikliği yaptık. İnşallah Rabbim hakkımıza hayırlısını nasip etsin. Güzel işler yapmayı hep beraber nasip ederiz. Mısır'da idam edilen 9 genç için bir araya gelerek Şanlıurfa'da açıklama yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bütün bu hukuksuzluklar yaşanırken ne yazık ki başta Müslümanlar olmak üzere bütün dünya seyirci kalıyor diyerek duruma tepki gösterdi. Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri Mısır'da idam edilen 9 gencin ölümüne yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camii önünde cuma namazı sonrası idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına basın açıklamasını 7 Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Vedat Savaş yaptı. Savaş, bütün bu hukuksuzluklar yaşanırken ne yazık ki başta Müslümanlar olmak üzere bütün dünya seyirci kalıyor diyerek duruma tepki gösterdi. Hukuksuzluğa ve insan hakları ihlallerinin ardı arkası kesilmiyor. Bütün bu haksızlıklar yaşanırken ne yazık ki başta Müslümanlar olmak üzere dünya sadece sekretmekle yetiniyor. Sivrisi hizmetkarı Bilal Çiçi Mısır'da dün çok provokasyon eylemi yaparak hem idamları haklı göstermek ve hem de binlerce ilkol üyesini durdurmayarak zindanlarda işe tellerle yok etmeye çalışmaktadır. Bizleri İslam'ın hakim olduğu bir durumların tesisi için daha çok çalışmak için alçılamaktadır. Türkiye Müslümanları olarak dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun zalime karşı seslerimizi daha dur ve yüksek çıkarmayı bir barış biliyoruz. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, mikrokredi fon desteği ve işbirliği protokolü töreni için Şanlıurfa'ya geldi. Aksu'nun ilk durağı ise Şanlıurfa Valiliği oldu. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Vali Erin'le birlikte Şanlıurfa Valiliğine gelen eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Erin tarafından makamda ağırlandı. Vali Erin, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli hizmetleri bulunan Bakan Aksu'yu Şanlıurfa'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaret anısına Aksu'ya yağlı boya Şanlıurfa tablosu ve bazı hediyeler takdim etti. Şanlıurfa'nın Türkiye'de apayrı bir önemi olduğunu belirten Bakan Aksu da, Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Vali Erin'e teşekkür etti. Bakan Aksu, valilik ziyaretinin ardından Şair Nabi Konferans Salonu'nda düzenlenen Care International Türkiye Temsilciliği ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında imzalanacak işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal devlet anlayışının küreselleşme ile birlikte değiştiğini, insanların refahını artırmaya yönelik politikaların gereği ortaya çıkan mikro kredi ve benzeri uygulamalarla insanların kendi ayakları üzerinde duracağı iş imkanına kavuşmasının önemine değinerek, Bakan Aksu döneminde hayata geçirilen ve Şanlıurfa'da da uygulanan projenin başarısına dikkat çekti. Sosyal devlet anlayışının üretimi artırıp fabrikalarda insanların çalıştırılması esasına dayanan ve böylelikle işsizlikle ve yoksullukla mücadele anlayışının küreselleşmeyle birlikte değiştiğini hepimiz biliyoruz. Hayırlı bir iş için Şanlıurfa'da bulunduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da mikro kredi uygulamasının kadınların iş hayatına katılmasını sağlamak amacıyla başlatıldığını ve Türkiye'de de oldukça başarılı sonuçlar elde edilmeye başladığını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Kurucusu Profesör Muhammed Yunus. Ama Türkiye'de bu işin uygulayıcısı da çok sevgili arkadaşım, kardeşim, hemşerim Aziz Akgülk hocamız. Şanlıurfa'da 8.767 kadının 30 milyon 551 bin Türk lirası tutarında mikro krediden faydalandığını kaydeden Aksu, senet ve kefil kullanılmadan verilen mikro kredide bugüne kadar bir kuruş kayıp yaşanmadığını ifade etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde uygulanan mikro krediden faydalanan kadınların görüş ve düşüncelerini de dile getirdiği tören, söz konusu protokolün imzalanması ve mikro krediye müracaat eden kadınlara çeklerinin verilmesinin ardından sona erdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yediği şeker nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre evde ağzına attığı şeker nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki Ali Elkatmış nefes alamayıp fenalaştı. Yüzü moraran Elkatmış'ın nefes almadığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk daha sonra hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan minik Ali, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Elkatmış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Devteşli Mahallesi'nde Haliliye Belediyesi'nin destekleriyle yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii'nin açılışına katıldı. Öte yandan Başkan Demirkol, Mart ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Haliliye Belediyesi'nin destekleriyle yapımı tamamlanan Devteşli Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camii'nin açılışı bugün kılınan cuma namazıyla yapıldı. Caminin açılışına Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu ve vatandaşlar katıldı. Açılıştan sonra namazını bölge halkıyla birlikte kılan Başkan Demirkol, namaz sonrasında ise mahalle sakinleriyle sohbet etti. Caminin yapılması için arsa bağışında bulunan Hasan Erkuş, desteklerinden dolayı da Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti. Fevzi Başkanımın da büyük katkılarıyla bize destek oldular ve bu hale getirdik. Allah cümleten herkese, her Müslümanlarda katkısı olanlardan, olmayanlardan razı olsun. İbadete açılan caminin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Demirkol, yeni caminin ibadete açılmasına tanık olduklarını söyledi. Biz de Haliliye Belediyesi olarak bu caminin inşaatından bitimine kadar kendilerinin yanında olduk. Şanlıurfa Viranşehir Karayolu üzerinde hemen sağ tarafta bir camiyi Haliliye Belediyesi olarak doğrudan doğruya tamamı, bütçesinin tamamı Haliliye Belediyesi'nden karşılanmak üzere biz inşa ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bu camimiz de hizmete girecektir. Allah nasip eylerse buradaki dostlarımızla, Sayın Müftümüzle birlikte açılışını inşallah birlikte yapacağız. İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu ise ibadethanelere verdiği desteklerden dolayı Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiklerini söyledi. Bu anlamda tabii büyük fedakarlığı yapan Hacı Hasan Oda ama belediye başkanlığımızın ve hasreten özellikle de Fevzi Bey kardeşimin buraya olan ilgi alakası bizi fevkalade memnun etmiştir. Öte yandan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mart ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek istek, öneri ve teşekkürlerini aldı. Vatandaşların talepleri Başkan Fevzi Demirkol tarafından not alınıp toplantıda hazır bulunan ilgili müdürlere yönlendirildi. İlgili müdürler de iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlattı. Belediyenin hizmet alanına girmeyen taleplerse ilgili müdürlerce kaydedilip ilgili kurumlara iletilecek. Toplantıyla ilgili konuşan Başkan Fevzi Demirkol 2014 yılından bu yana her an hizmet eden birimlerle birlikte sahada olduklarının altını çizdi. 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kahvaltı buluşmasında serbest muhasebeci ve mali müşavirler bir araya geldi. 1-7 Mart haftasını meslek mensuplarımıza, memleketimizden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özel bir mekanda gerçekleşen programa Şanlıurfa kent genelinde ve ilçelerde görev yapan mali müşavirler ve muhasebeciler katıldı. Muhasebeciler haftası kapsamında basın açıklaması yaparak muhasebecilerin sorununu dile getiren Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Halil Akman, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi. Bugün üzgünüz, kederliyiz ve acılıyız. Çözüm istiyoruz. Devlet ile mükellef arasındaki köprü vazifesi gören mali müşavirler beyaname düzenlemenin son gününde hayatlarını kaybediyor. Meslek mensuplarımızın devlet mükellef ilişkilerine el dönüşümünün sağlanması çalışmalarının en ağır yükünü büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri işinde yıllardır yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Danışılmadan sürekli hızla
ve getirilen mevzuat değişiklikleri ve süre kısıtlamaları gibi yapılan yanlış uygulamaların neticesinde moralsiz, motivasyonsuz, büyük bir stres içindeler. Bu durum artık yaşamalarını tehdit etme noktasına gelmiştir. Mücbir sebep hali mali müşavirler işine geçerli olmalı ve yaşanabilir bir mali tatil uygulaması girilmelidir. Yetkililer adil taleplerimizin karşılanması için göreve davet ediyoruz. İşleri başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız Mersin odasına bağlı İbrahim Bilsel, Serkan Serpin, Eskişehir Serbest Mahsebeci Mali Müşavirler Odası'nda Cemal Pekcan, Süleyman Özmen Korç, Halil Hancı ailelerine başsağlığı diliyorum. 3-5 gün önce Ankara'da büyük bir faciayla karşılaşmış olan ve kendisine Veysi Biçer kardeşimize acil şifalar diliyorum. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Mustafa Hekimoğlu 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı olan Eczacı Mustafa Hekimoğlu seçim çalışmaları kapsamında Kunduracılar sitesinde esnafın her cuma günü gerçekleştirdiği esnaf duasına katıldı. Esnafla birlikte dua eden Hekimoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek destek ve dua talebinde bulundu. Hekimoğlu daha sonra Evren Sanayi sitesinde esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Şanlıurfa Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret eden Hekimoğlu, burada da destek ve dua talebinde bulundu. Devteşti Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camii'nin açılışına da katılan Hekimoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı cumalar temennisinde bulundu. Eczacılar Odası ziyareti de gerçekleştiren Mustafa Hekimoğlu, sektörün yaşadığı sorunlar hakkında bilgi alırken kendisine gösterilen teveccühten ötürü de teşekkürlerini sundu. Bugün Kunduracı Pazarı'nda esnaf duasıyla günümüze başladık. Daha sonra Evren Sanayi sitesinde ki esnaflarla görüştük, onların sorunlarını dinledik. En büyük sorunlarını Kuzeybatı yolunun henüz ulaşıma açık olmamasından kaynaklanıyordu. Daha sonra Eczacı Odası'nı ziyaret ettik. Çeşitli görüşmelerde bulunduk meslektaşlarımızla. Şimdi de Yavuz Selim Mahallesi'nde pazar gezimiz oldu. Halkla iç içe. Onların hem sorunlarını dinledik hem önerilerini dinledik. İnsanlar değişimden yana bu açıkça artık görülüyor. Biz bu değişime talipliyiz. Ve bu gönüllü olarak inşallah 1 Nisan'da Saadet Partisi olarak iktidarda hizmete bismillah diyeceğiz Allah'ın izniyle. Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan Sent Pazarı'nı da ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet etti. Hekimoğlu esnaflarla da görüşerek destek ve dua talebinde bulundu. Şanlıurfa'da haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Polisin operasyonu esnasında bazı kişilerin yakalanmamak için yatakların altına gizlendiği görüldü. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 15 ekip ve 200 personelin katılımıyla haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı. Polis baskını sırasında bazı aranan kişiler yakalanmamak için gizlendikleri yatakların altından çıkarılarak kelepçelendi. Gözaltına alınan 25 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken soruşturmaların sürdüğü bildirildi. Şanlıurfa'nın önemli kültür değerlerinden biri olan Göbekli Tepe'yi tanıtmak amacıyla PTT tarafından Göbekli Tepe konulu pul sergisi açıldı. Sergi açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, PTT Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhan, PTT Pazarlama Müdürü Faik Deniz'le vatandaşlar katıldı. Bu
PTT Genel Müdürlüğü tarafından 192 ülkeye Göbekli Tepe pulları satışa sunuldu. Özel tarih damgalı zarflar sergi alanında, internet adresinde ve filateli cep uygulamasında da satışa sunulacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar yaptığı açıklamada, "Bu topraklarda yetişen her şeyin koleksiyonunu göreceksiniz burada." ifadelerini kullandı. İlk basılan puldan bugüne kadar ne kadar pul varsa hepsinin sergisi var. Bu çok kıymetli. Ve bu pullardaki en önemli hadise şu, milli kültürümüzün, bu topraklarda yetişen her şeyin, bu topraklarda yetişen her insanın, bu topraklarda yetişen her değerin koleksiyonunu göreceksiniz burada. PTT Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhansa, 192 ülkeye Göbekli Tepe pullarının satışa sunduklarını ifade etti. Turizm pulu, işte Göbekli Tepe gibi konular itibariyle Atatürk devam ediyor. Yani bu seriler devam ediyor. Onun için burada çok sayıda pul var. Bunların değerleri çok kıymetli. Bir ülkenin kültürü pul demektir. Pul kültür demektir. Onun için Sayın Başkanım da biraz önce arz ettiği gibi özellikle yurt dışına ve yurt içinde kullanmış olduğunuz mektuplarda pulu kullanırsanız o şehrin kültürünü yansıtırsınız. Şu anda Göbekli Tepe 192 ülkede şu anda satışa girdi. İnternet satışına girdi. Göbekli Tepe'yi şu anda 192 ülke tanıyor. Yani büyük bir tarihi olay, büyük bir şey turizm açısından, kültür açısından. Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz 2019 yılını Göbekli Tepe yılı ilan etti. Biz PTT Genel Müdürlüğü olarak biz bunu hazırladık zaten. Onun direktifleriyle de biz bunu gerçekleştirdik. Çok mutluyuz Urfa adına. Varil gibi kovalarda mürekkep bunlara benziyor. Şu altta şurada kontrol bordürü var. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Bahçeliler Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda yangın tatbikatı yapıldı. Okulda öğrencilerin ders işlediği saatte yangın alarmı veren okul idaresi 2 dakikalık zaman içerisinde okulu boşaltarak yangın çıkışlarından 1200 öğrenciyi okul bahçesine çıkardı. 112 ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatta makyajla yaralı gösterilen bir kız öğrenciye 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulansa taşınması öğrencilere gösterilirken okul bahçesinde yakılan ateşe itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu Müdürü Ferit Akçalı, öğrencilerin acil durumlarda yapması gerekenler konusunda bilinçlenmesini sağladıklarını söyledi. Acil durumlarda ne yapması gerektiğiyle ilgili bir hafta içerisindeyiz. Bu hafta ile ilgili bizler okulumuzda öğrencilerimiz anı yaşasın, bu heyecanı yaşasın, bir de bu bilinç, bu kültür olursun. En azından acil bir durumda, deprem olduğunda ne yapacağını bilsin. Ya da yangın olduğunda hangi numarayı araması gerektiğini bilsin. İlk yardım durumunda kimleri arayacak? Ya da işte tahliye kanalları nasıl olacak? Yani okulumuzda bütün tahliye kanallarını açtık. Acil durumlarda 2 dakika içerisinde 1200 tane öğrencinin okul dışına çıkmasını sağladık. Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sağlıklı Nesil Gençlik Yürüyüşü Urfa Türküleri eşliğinde gerçekleşti. Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler Ulu Cami önünde toplandı. Üzerinde "Sigarayı bırak, sağlıklı yaşa, dumansız bir hava için" el ele yazılı pankart ve dövizlerle Türk bayrakları açarak sloganlar atan öğrenciler davul zurna eşliğinde halay çekti. Grup daha sonra davul zurna eşliğinde Rabia Meydanı'na kadar yürüdü. Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, Yeşilay'ın gençlerin geleceği için çalışan bir teşkilat olduğunu söyledi. Bugün gençler için, gençliğin geleceği için Anadolu'da coşku var. Bugün yurdum dört tarafında Yeşilay kutlanıyor. Ne mutlu gençlerimize, ne mutlu Yeşilay'ın diyenlere. Yeşilay sizin geleceğiniz için gecekinde çalışan bir teşkilat. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işıksa, Yeşilay'ın sadece bir dernek olmadığını vurguladı. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan ilinde yaşıyorsunuz.
Şanlıurfa medeniyetlerin beşiği olan bir yer. Atalarımızın bize emanet ettiği güzel topraklarda, verimli bölgede bir medeniyetin torunlarıyız. Yeşilay sadece bir dernek değil, sizin, bizim, atalarımızın, herkesin yaşamında devamlı uyguladıkları birçok şeyi kapsayan, içeren bir kurum. Sizler geleceği, ülkemizi gelecek nesillerde güzel ortamlara taşıyacak kişilersiniz. Adıyaman merkezli aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda ehliyet sınavında usulsüzlük yapmaktan gözaltına alınan 54 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi. Ben de seni sevdim abi. Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapılmıştı. Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa olmak üzere 12 ilde 58 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 8'i joker, 3'ü kurs yöneticisi olmak üzere toplam 54 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 54 kişiden 43'ü alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra emniyette işlemleri tamamlanan 8'i joker, 3'ü kurs görevlisi olmak üzere toplam 11 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek burada sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık raporları alınan 11 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan operasyon esnasında adreslerinde bulunmayan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği de öğrenildi. Suriyelilerin bir kısmı Kilis-Öncüpınar sınır kapısı üzerinden bir daha dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken 4 yıldır ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 300 bine yaklaştı. 9 yıldır kargaşayla iç savaşın sürdüğü ülkeden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bazıları Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı'yla huzur ve güven ortamının sağlandığı kentlere gidiyor. Güvenliğin sağlandığı bölgelere 4 yıldır 300 bine yakın kişi kesin dönüş yaptı. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kilis'in Öncüpınar sınır kapısı üzerinden gidenlerin sayısı 95 bine ulaştı. Kilis'e gelen Suriyeliler kendi istekleriyle bir daha Türkiye'ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar sınır kapısında geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor. Suriyeliler Kilis Valiliği'nin tahsis ettiği minibüslerle Öncüpınar sınır kapısı üzerinden ülkelerine gidiyor. Günde 100 ila 500 Suriyeli ülkelerine kesin dönüş yaparken Suriyelilerin ülkelerine gidişleri cumartesi ve pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan bir kuzu itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtarıldı. Suya girmesin. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Yolbilen mahallesinde besicilik yapan Abdullah Yıldız'a ait kuzu otladığı sırada yakından geçen Cırcıp deresinin kenarındaki kayalıkta mahsur kaldı. Yıldız ve beraberindekiler 2 gün boyunca uğraşmalarına rağmen kuzuyu bulunduğu yerden kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi kayalıkta 2 gün boyunca mahsur kalan kuzuyu yanına botla giderek kurtarıp sahibine teslim etti. Sen geriye çıksan. Ersan. Geçin sen de versene abi. Ersan. Sahibi ot vererek beslediği kuzusunu kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti. Oyun vereceğim. Oyunu zaten. Al bakayım. İsmail tutun. Bu ayrılacak da ondan dolayı. Çık bakayım sen de. Bizim hayvanımızı kurtardılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Emeklerine sağlık. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun.
itfaiye ekip, itfaiye müdürü olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. TFF 3. Lig temsilcisi Karaköprü Belediyespor Lig'in 24. hafta maçında sahasında karşılaştığı Artvin Hopa Spor'u 1-0 mağlup etti. Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 1. grupta 24. hafta maçında Artvin Hopa Spor'la karşı karşıya geldi. Karaköprü Belediyesi Faruk Çelik Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor 68. dakikada Emre Demir'in attığı golle 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada ilk yarıda kontrolü elinde tutan Karaköprü ekibi yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren kırmızı siyahlı takım 68. dakikada yakaladığı hızlı atakta Emre Demir'in attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda Karaköprü Belediyespor rakibinin baskısını kırınca maç 1-0 sona erdi. Maçın ardından taraftarlarla futbolcular galibiyeti karşılıklı tezahüratlarla kutladı. Bu sonuçla Karaköprü Belediyespor puanını 32'ye çıkararak 7. sıraya yerleşirken Artvin Hopaspor 27 puanda kaldı. Bu haberle birlikte haber bültenimizi noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.